Bazıları seviyor, yapacak bir şey yok ya. Bazıları mazoşist demek ki. Diyecek bir şey yok dediğim yani. Hani bir evleri vardı, dedim ha siktir ya. Ben o gün çakmıştım, ha şimdi anlaşıldı falan diye. Keşke diye bir isim kaldı mı gerçekten? Hatta geçen Sabri'ye anlattım bunu. Tam şey dönemi, o zorbalığımın bitiş döneminde şeydi abi. Belki anlatmıştım, hatırlamıyorum. Ortaokulda bizim Ökkeş diye bir çocuk vardı. Ökkeş yani, herifin ismi zaten. Hani doğuştan şanssız, anladın mı? Ya da doğduktan hemen sonra şanssız. Ökkeş çocuğun ismi yani. Çok kötü bir isim. Gerçekten Mantıklı. çok kötü bir isim yani. Abi bu Ökkeş'te biz çok uğraşırdık. Ama nasıl uğraşırdık böyle? Hafif de şeydi. Hafif de böyle, ne bileyim, özürlü mü diyeyim bilmiyorum ama yani normal insan zekasında değildi abi çok büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle bir sıkıntı vardı. Çünkü bazen böyle özel dersler falan aldırıldığını hatırlıyorum, alttan malttan falan. Ama yırtık bir çocuktu yani. Koşuyordu biraz, bu kış yapıyordu falan böyle. Ne bileyim, hoşuna gidiyor gibiydi bütün o dalga geçilmeler, uğraşılmalar. Ne bileyim, teneffüslerde sürekli o kovalanırdı mesela. Sınıfın böyle atletikleri sürekli bunu kovalar, döverlerdi. Bu da hep gülerdi ama. Dayak yemekten hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor gibi falan. Garip bir çocuktu böyle. Sınavlarda falan, ne bileyim, mesela beni en çok güldüren şeylerden bir tanesidir. Bir tane sınavda hoca şeyi sormuş buna. Hani hepimize şeyi sormuştu artık, ne sosyal bilgiler sınavı, coğrafya sınavı, ne hatırlamıyorum yani. Ortaokulda coğrafya diye bir ders var mıydı onu da hatırlamıyorum ama. Konu çaylar. Hani çaylar, çay nedir diye sormuştu soruda şeyde. Tabii ki akarsu olan çaydan bahsediyoruz. Hani çay yani, su hani şey olan. Çocuk bildiğin gerçekten kahvaltıda içilen nefis bir içecektir. İşte rengi şudur. Bir de Çin çayı vardır, hatta son cümlesi. Soruya verdi son cümle. Bir de Çin çayı vardır falan diye bitirmişti. Hoca bunu okuyup, sınıfta okuyup rezil etmişti çocuğu. Hani sınıfta okuyup rezil etmişti. Herkesin kahkahalarla gülmüştük falan. Ne bileyim, başka bir derste, hani başka bir sınıfta canı sıkılıp böyle el ele tutuşan oynayan bebekler falan çiziyordu çocuk. Öyle bir çocuktu yani, birazcık garip bir çocuktu böyle. Yani sınav kağıdını full el ele tutmuş bebeklerle doldurmuştu falan böyle. Garip bir elemandı yani, neyse. Ve çok tabii ki taşak geçiliyordu sınıfta, dediğim gibi çok uğraşılıyordu. Ben şeyi bilmiyorum çocuğun nasıl bir aileden geldiğini, ama yani çocuğun tipine bakarak çok da zengin bir aileden gelmediğini tahmin ediyorum. Böyle sanki daha böyle köylü bir tip falan vardı. Neyse, ben de uğraşıyorum çocukla. Teneffüslerde ben de kovalayan tiplerden bir tanesiyim. Uğraşıyorum, dalga geçiyorum, bilmem ne falan. Ortaokul işte ya 2 ya 1, hatırlamıyorum ne zaman olduğunu tam olarak. Ben işte internet kafedeyim bir gün. Oturdum işte, oyun oynuyorum falan filan. Bir ara yanıma bir baktım, Ökkeş. İnternet kafede, o da gelmiş oturmuş yanımda böyle. Ben döndüm kafayı gördüm, o da beni gördü, gülümsedi böyle. Falan yaptı böyle. Hani hiç o zamanka çok sevimli geldi böyle ya, el hareketleri falan filan. Durdum böyle, ha falan yaptım, okey dedim, döndüm. Neyse, benim sürem bitti, ben kalktım. Ondan sonra ben kalktıktan sonra şey, ne, bir şey oldu hatırlamıyorum. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama böyle internet kafenin camından içeri bakıyorum. Ökkeş'in de oyun oynadığını görüyorum falan filan böyle. Ne oluyor lan? Şeker ilacı alarmım. Neyse. Şeker ilacı saatimi değiştim tabii ben. Neyse abi. Ben işte ha şey işte, kalktım dediğim gibi. İzlemeye devam ediyorum ama bir sebepten Ökkeş'i izlemeye devam ediyorum. Neden hatırlamıyorum. Ökkeş'i izlemeye devam ediyorum. Adam geldi böyle, Ökkeş'in eline işte şey, internet kafeci geldi, elini koydu. Süren bitti dedi böyle. Ökkeş'in suratındaki bu süren bitti dediğindeki böyle bir, çok büyük bir üzüntü belirdi böyle. Çocuğum, bitti mi falan yaptı böyle. Aldı elini cebine attı. Cebindeki paraya baktı. Böyle şey yaptı. Abi bu parayla 5 dakika daha oynayabilir miyim falan dedi böyle. Lan nasıl üzüldüm? Nasıl üzüldüm böyle o hali, o görse, o kadar üzüldüm ki, o kadar kötü hissettim ki kendim böyle. Ben dedim niye uğraşıyorum bu çocukla falan, niye? Yani çok üzüldüm böyle, kendimi çok kötü hissettim falan. Dedim bundan sonra şey yapmayacağım yani, Ökkeş'le uğraşmayacağım bir daha falan. Yani Ökkeş, hatta dedim ben koruyayım Ökkeş'i bundan sonra, sınıfın tiplerden yani, insanlar sürekli uğraşıyorlar bununla falan filan diye böyle. Neyse, ertesi gün abi klasik teneffüste gene Ökkeş'in peşine düştü. Herkes Ökkeş'i kovalıyor falan. Ben durdurmaya çalışıyorum özellikle. Önlerine geçiyorum. Yapmayın artık, Ökkeş'e bir şey yapmayacaksınız. Ben koruyacağım onu falan. Bir oldu, iki oldu falan. Üçüncü de gene bunlar kovalayacak. Yani Ökkeş'in önüne geçtim. Ay, bir şey yapmayacaksınız falan dedi. Ökkeş bir çaktı bana arkadan kafama. Sana ne lan dedi. Ben falan diye kaldım böyle. Çekildim aradan. Onlar Ökkeş'i kovalamaya devam ettiler. Ökkeş gülerek kaçıyor falan böyle.
Yani hani ya o günden beri iyi bir insanım ya. O günden beri zorbalık yapmıyorum ama ökkeş mi onun sebebi bilmiyorum yani. Bazıları seviyor, yapacak bir şey yok ya. Bazıları mazoşist demek ki diyecek bir şey yok dediğim yani. Böyle. Yani sonradan öğrendim Ökkeş çok zenginmiş bu arada. Ökkeş'in evine gittik doğum gününde. Bir evleri vardı, dedim astiktir ya. Hani ben bunu fakir falan zannediyorum ya bir de. Hani böyle parası yok, cebindeki paya falan filan. Felaket zenginmiş çocuk, öyle böyle değil. Bir evi vardı var ya, dedim astiktir lan, ben ne uğraşıyorum ya. Yani. Garip yani, bilmiyorum böyle. Böyle bir anı. Bu da böyle bir anıydı işte. Ama bayağı kötü hissetmiştim kendimi. Onu söyleyeyim ya. Bayağı kötü hissetmiştim yani. Korumaya çalıştığın insan sana ihanet edince. Yani ihanet etmiyor yani. Sen en başından o senin korumanı istememiş ki senden yani. Sen niye korumaya çalışıyorsun? İşte öyle bir şey işte. Öyle bir hikaye işte yani. Abi nasıl parası yoktu o zaman? O da benim ailesi çok para vermiyordu. Hani Ökkeş'in parası, yani o gün cebinde parası yoktu muhtemelen, çünkü ailesi çok fazla para vermiyordu. Çünkü dediğim gibi Ökkeş'in kafa biraz gidikti zaten. Hani şey değildi. Engelliydi çok büyük ihtimalle. Birazcık kafada bir sıkıntı vardı. Değil mi? Normal değildi çocuk. Derslerde zaten çok başarısızdı. Onu geçtim. Bazen özel şeye götür. Ya bir gün bizi şeye götürdüler ya. Ökkeş oynuyor diye bir tiyatroya götürdüler. Ökkeş oynuyormuş. Ökkeş Atatürk'ü oynuyordu bir de. Öyle düşün, tiyatroda Ökkeş Atatürk'ü oynuyordu. Bir gittik özürlü tiyatrosu. Geri kalan hepsi özürlü. Hani böyle Down sendromlu falan suratlarına bakarak anlıyorsun yani. Aralarında bir Ökkeş normal duruyor ama demek ki Ökkeşlere bir sıkıntı vardı ki Ökkeş de özürlü tiyatrosunda oynuyordu yani. Herhalde. Bilmiyorum. Yani. Ben o gün çakmıştım. Ha, şimdi anlaşıldı falan diye. Yani. Bilmiyorum yani. Kaçıncı sınıf? İlkokul. Yani bu dediğim ilkokuldaydı. O tiyatro muhabbeti ilkokulda yaşanmıştı. 4 veya 5 herhalde, bilmiyorum. Emin değilim arkadaşlar ya, şeyleri çok hatırlamıyorum. Hani şey olayının, benim Ökkeş'i korumaya çalıştığım olayın ortaokuldayken yaşandığına %100 eminim. Ama o tiyatro olayı ne zaman yaşandığını hatırlamıyorum. Ökkeş çünkü ben ilkokuldan beri tanıyordum yani. İlkokul 3'ten 4'ten beri falan olsa gerek. Peki çocuğun ismini neden Ökkeş koyar koyma? İşte onu ben de sordum ya, bir insan ismini niye Ökkeş koyar diye. Yani Ökkeş diye bir isim kaldı mı gerçekten? Bizim dönemimizde bile yoktu. Ökkeş ismi bana çok garip geliyordu yani. Kim bilir kaç yıllarından kalma bir isim, bilmiyorum yani. Ökkeş'in oğlu, ben de bilmiyorum. Acaba nerede, ne durumda, ne yaptı? Hayatta başarılı olabildi mi? Umarım olmuştur, ne diyelim yani. Yani çok üzüldüm böyle, kendimi çok kötü hissettim falan. Dedim bundan sonra şey yapmayacağım yani, Ökkeş'le uğraşmayacağım bir daha falan. Ökkeş, hatta dedim ben koruyayım Ökkeş'i bundan sonra, sınıfın tiplerden yani, insanlar sürekli uğraşıyorlar bununla falan filan diye böyle. Neyse, altısı günü abi klasik teneffüste gene Ökkeş'in peşine düştü. Herkes Ökkeş'i kovalıyor. Ökkeş bir çaktı bana arkadan kafama. Sana ne lan dedi. Falan diye kaldım böyle. Çekildim arada. Onlar Ökkeş'i kovalamaya devam ettiler. Ökkeş gülerek kaçtı falan. Yani hani ya, o günden beri iyi bir insanım ya. O günden beri zorbalık yapmıyorum ama Ökkeş mi onun sebebi bilmiyorum yani. Bir ara yanıma bir baktım Ökkeş. İnternet kafede, o da gelmiş oturmuş yanımda böyle. Ben döndüm kafayı gördüm, o da beni gördü, gülümsedi böyle. Falan yaptı böyle. Yani hiç o zaman çok sevimli geldi böyle ya, el hareketleri falan filan. Falan ben durdurmaya çalışıyorum böyle sürekli. Önlerine geçiyorum. Yapmayın artık Ökkeş'e bir şey yapmayacaksınız. Ben koruyacağım onu falan. Ya, o günden beri iyi bir insanım ya. O günden beri zorbalık yapmıyorum ama Ökkeş mi onun sebebi bilmiyorum yani.
Ele de geç ikna oldular ama onlar ikna olana kadar ben birazcık fazla büyüdüm ondan dolayı. Merhaba. Nasıl gidiyor? Keyif alıyor musun? Yiyorum canım, sadece bizle alakalı bir mesele değil çünkü. Circumcise dediğimiz şeyin... Sperm diyoruz bu çocuklara yarrı abi yetsin. Tövbe. Yoksa bu kadık Yakuza kerhanedir için mi? Amacım oydu aslında. Güzel gidiyorsun. Ama talk olmaz, 53'te kalmaz abi, konuşmayı öğrenmen lazım. Bak skill, el yetenekleri. Daha hızlı ya. Daha hızlı. Yani millet nereden bilecek? Bilmeseler de olurdu yani, ya da öğrenmeseler de olurdu yani. Ben mi herkese söylüyordum acaba? Bir evleri vardı dedim, astiktir ya. 1000 lira, her gönderdiğiniz 1000 lira bağışta burada önünüzde dans edeceğim. Evet, yayını beğendiyseniz hemen şimdi like atın, subscribe bulun, bana bağış gönderin, abone olun, zil tuşuna basın ve yapılabilecek pek çok farklı şey daha yapın. İyi akşamlar.